niye gelmedin hala Ayşe? Ben işten ayrıldım Nihan. Mehmet dün söylemedi mi? Ayrıldın mı? Evet. Peki tamam. Görüşürüz. Ne yaptığını sanıyorsun sen Mehmet? İlker işten nasıl kovarsın? Nihan, kimseyi işten kovmadım. Kendi istifa etti. Yalan söylüyorsun. Nihan saçmalama. Kovsaydım bunu senden gizlemezdim. Sen ciddi misin? Onu kovmadın mı yani? Kovmadım. Yalnız gerekirse kovardım da. Nasıl kovardın? Benim yüzümden bir insanı nasıl işsiz bırakabilirsin sen? İşle özeli birbirine karıştırma diyen sen değil miydin? Bunu yapan asıl sensin. Ben değilim Nihan. İnanmıyorum Mehmet sana ya. İnanamıyorum. Girebilir miyim? Gel. Merhaba. Merhaba Didem. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, otur. Ben sizden özür dilemek istiyorum. Yani haklıydınız. Hangi konuda? Sanırım aileden olduğum için iş yerinde biraz rahat davrandım. Yani bana laf gelmez diye düşündüm. Hata ettim. Bunu fark etmiş olman iyi bir şey. Ama bir de kabalığım var. Onu ne yapacağız? Kaba olduğumu mu düşünüyorsunuz? Evet. Son derece patavatsızsın. Nerede, nasıl davranman gerektiğini bir türlü bilmiyorsun Didem. Bu da ya aşırı güveninden ya da hayatı umursamamandan kaynaklanıyor. Ama ben... Bak Didem. Ben senin ablan sayılırım. Bunları açık açık söylüyorum. Çünkü bunlar ileride başına büyük dert açacak. Eğer bir yerde barınmak istiyorsan bu tavırlarından kurtulman şart. Ayrıca bu iş konusuna gelince de özrünü kabul ediyorum. Ama seni tekrar işe alamam. Didem, bu iş sana göre değil. Sen böyle kendine, kişiliğine daha uygun bir iş bulmalısın. İnan daha mutlu olursun. Anladım. Ah Didem ah. Şimdi bana kızıyorsun ama ileride teşekkür edeceksin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler Dilek Hanım. Hoş geldiniz Şerif. Hoş bulduk. Otursanıza lütfen. Teşekkürler. Bugün sizin ailenin banka günü galiba. Nasıl yani? Mehmet Fikri Bey de az önce aradı. Öyle mi? Niçin aramıştı? Ankara'ya yüklü miktar para havalesi yaptılar. O tarafları taşımayı düşünmüyorsunuz değil mi? Yok. Ben ev alacağınızı sandım da sizin gibi müşteriyi kaybetmek istemeyiz doğrusu. İlginç. Canım gümüş bebek nasıl? Maşallah çok iyi ablacığım. Aman aman iyi olsun. Gördüm ya, sana da iş çıkardım. Olsun ablacığım, ben temizlerim şimdi. Allah'ım ya. Aa Rukiye kızım, temizlememişsin tezgahı. Gene batık. Ama niye doğru düzgün çalışmıyorsun sen? Bütün gün ne yapıyorsun Allah bilir. Tecrübe Hanım, şimdi ben batırdım. Ne yapsın ki kızcağız? Ha öyle mi? Neyse, temizlersin bir ara o zaman. Taktı bana, taktı. Kendi kahyasını getirecekmiş, ayıbımı arıyor. 2 dakikada bir damlar artık mutfağa. Nasıl yani? Beni gönderecek, kendi kahyasını getirecek. Olur mu öyle şey hiç? Bu kadından her şey beklenir ablacığım. Sen merak etme. Buna ne annem ne de dedem izin vermez. Şeref teyze izin vermez de... Mehmet Fikri amcadan şüpheliyim. Kadının ağzına bakıyor. O da git derse bizim işimiz bitik. Sen merak etme, ben dedemle konuşurum. Gerçekten mi Gümüş abla?
Ben seni hiç dizimin dibinden ayırmayayım mı? Mümkün mü bu? Ay canım ablam benim. Hadi yapışın hadi. Fikriciğim, ev büyük. Benim de gelmemle kalabalıklaştı. Rukiye her şeye yetişemiyor. Üzülüyorum kıza. Diyorum ki benim eski evdeki Kahya'yı da alalım işe. İkisi bir olup çalışırlar. Biri dinlenirken biri çalışır. İyi düşünmüşsün de anlaşırlar mı? Anlaşırlar, anlaşırlar. Benim Kahya'nın ağzı var, dili yok. Aklı fikri hep iştedir. Rukiye'nin de bebeği var zaten. Rahat rahat ilgilenir kızıyla. İyi o zaman, çağır başlasın. Sağ ol Fikricim. Sen de sağ ol Dilruba. Evle ilgilendin, yüküm azaldı sayende. Bir şey mi diyecektin kızım? Bekliyorsun orada. Yok yok dedeciğim, lüzum kalmadı. Kaptan çıkmıyor musun? Mehmet. Ha? Efendim. Ne oldu? Neyin var? Ayrıldılar mı acaba? Kimler? İlker'le Nihan. Biliyorsun, İlker istifa etmişti. Tabii eskisi gibi burun buruna değiller. Boş ver canım. Kendini suçlu hissetme. İşte ayrıldılar diye ilişkilerini bitirecek halleri yok ya. Dışarıda görüşürler, evlerinde görüşürler. Bilemezsin ki. Belki de böylesi ilişkileri için daha iyi olur. Bakarsın birkaç ay sonra gelip sana teşekkür bile ederler. Alo. Sana iyi haberlerim var. Yalıda işe başlıyorsun. Yarın eşyalarını topla gel. Demiştim sana değil mi? Bahar. Canım. Eve gitmek istediğinden emin misin? Öyle boş evde tek başına. Oğlum var ya, hem yalnızlığa alışsam iyi olur. Sen bilirsin. Ama bu durumu fazla da gizleyemezsin. Eninde sonunda herkes öğrenecek. Haklısın. Ama benim biraz kendimi dinlemem lazım. Ben sonra anlatırım dedeme olanları. İnşallah Gökhan döner de anlatmak zorunda kalmazsın. Hiç sanmam. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Senin için. Teşekkür ederim. Geldiğine sevindim. Sen çağırırsın da ben gelmez miyim? Biraz dağınık, kusura bakma. Benim gözüm senden başka bir yere bakmaz ki. Merhaba. Tontiş, yine gel. Bir şey olduğunu ara, tamam mı? Gözüm arkada kalmasın. Sen de Mehmet'le mutlaka konuş. Bak ayrıca dinle de. Kendince sebepleri mutlaka vardır. Canım, her şey için çok sağ ol. Bak bir daha teşekkür falan duymak istemiyorum, tamam mı?